Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar video alt şeridi yapmayı göstereceğim. O ne diyecek olursanız şu anda altımda gördüğünüz şey video alt şeridi oluyor. Yani bunun internette tabii ki de bir adı yok. Ama ben böyle dedim. Ve arkadaşlar video başmadan önce kanalıma abone olup aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Şimdi hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle kendi yaptığımı göstereyim. Şöyle tam ekran yaparsak. Burası transparan. Ee, şöyle YouTube var. Şurada bir çizgi var. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın yazıyor. Ve şurada da tekrar çizgi var. Burada da YouTube var. Bunu niye yapıyorum arkadaşlar? Şuradan kapatayım şunu. Aşağıda Windows şeridinin gözükmesi yerine ben kendi şeyimi yapıyorum ve daha hoş duruyor. Size de öneririm. Zaten şimdi göreceksiniz videoda çok kolay bir yapım var. Program kullanmayacağız. O kadar kolay diyebilirim. Şimdi ilk başta herhangi bir tarayıcı üstünden şöyle kanva yazıyoruz ve tıklıyoruz ve aşağıda linkini bulabilirsiniz. Ben aşağıya koymuşumdur linkini. Ee, giriş kanva. Bakın ben de sizler için yeni hesap açtım. Şu an hiç tasarımım yok gördüğünüz gibi ilk tasarımımız ilk tasarımınız muhteşem olacak diyor. Şimdi buradan tasarım oluşturuna girip buraya genişliğe e, burada özel boyut diyecek. E, bazen yani kullanıyorsanız demeyebilir. Aşağıdan özel boyutu seçebilirsiniz. Genişlik 1920 yazıyorsunuz. Ee, yükseklik ise 45 yazıyorsunuz. Burası piksel olacak diğerleri olmayacak. Yeni tasarım oluştur'a basıyorsunuz. Ee, şunu da kapatalım. Şöyle bir alt şerit çıktı bize. Ee, Turatla diyelim ee, daha yeni açtığımız için hesap bunlar çıkıyor. Sonra arkadaşlar buraya istediğimiz yazıyı yazıyoruz. siz artık ne yazmak istiyorsanız. Ben şimdi arkadaşlar zili açmayı unutmayın yazacağım. Bunu nasıl yazacağım? T metine gelip yani metin sembolü T'dir. Buradan bir başlık ekleyeni basacağım. İsterseniz şöyle hazır kalıplar da var. Mesela buna bastığımız zaman e, şöyle gelir. Şunu da şöyle büyütebiliriz çapraz olarak. E, şurası boşta kalır. Onu ayarlayacağız biraz sonra. E, yani böyle ne onu da direkt yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya delete basıyorum veya şuradan üstüne seçip e, sağ tıklayıp sile basabilirsiniz. Ben şimdi kalıp kullanmak istemiyorum. Buradan aşağıdan e, erişebilirsiniz. Bunların çoğu ücretsizdir. Ücretli olanları da var. Burada ücretsiz yazanları ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz ama. Şimdi ben yukarı çıkayım. Bir başlık ekleyene basalım. Şunu da şuradan direkt 50 yapalım. Sonra buraya evet ben şimdi yazdım böyle bir yazı yazdım. Zili açıp abone olmayı unutmayın gibi bir şey yazdım. Siz tabii ki farklı farklı şeyler yazabilirsiniz. Şimdi gelin fontu ayarlayalım. Şuraya basarsanız eğer tabii ki şu seçili olunca şuraya şunu seçip Buna basarsanız buradan fontu ayarlayabilirsiniz. Yalnız şu anda font gözükmüyor. Ee, çünkü aşırı küçük olduğu için. Şöyle fontu biraz küçültelim. Sonra şu, şurayı, şuradan bakın büyütebilirsiniz. Şu aşağıda büyütme yeri vardır. Yakınlaştır. Ee, detaylı görmek istiyorsanız buradan büyütebilirsiniz. Şunu da çekelim şöyle. Ee, ben şunu şimdi sola çekip sonra şunu da biraz daha küçültüp e, buradan font bakacağım. Biraz daha küçültelim. Tam olmadı. Aynen şu an tam oldu. Ee, buradan arkadaşlar ince daha şık gözüküyor ama kalın da seçebilirsiniz bu tamamen zevkinize bağlı veya ikisini de seçip deneyebilirsiniz bu tamamen size bağlı şimdi ben burada barlow medium'u beğendim onu seçeceğim bakın şöyle biraz ince e, zarif duruyor e, şöyle yalnız bu çok küçük e, duruyor farkındayım o yüzden biraz daha büyüteceğiz şöyle şuradan büyütebiliriz e, şurası taşmayana kadar büyütebiliriz arkadaşlar e, bakın şurada taşıyor e, yer de taşıyor şu an iyi arkadaşlar ee, bu böyle kalsın. Sonra e, şu aralardaki boşluğu iki boşluk yaparsak daha güzel gözükür. E, çünkü biraz küçük kalacağı için şöyle iki tane boşluk yaptım. Sonra arkadaşlar e, şöyle koyduk mu? Bunu biraz ortalayalım. Burası ortası. Şimdi arkadaşlar bu arka plan rengini değiştirelim istiyorsanız isterseniz şuradan değiştirebilirsiniz şöyle gri vesaire. E, bu bu arada bunun da rengini bunun üstüne tıklayıp şuradan da değiştirebilirsiniz. E, mesela şimdilik siyah yapalım. Böyle kalsın. Bunu da böyle değiştirebilirsiniz. Ben şimdi mesela şuradan yap şuradan da yapabilirsiniz. Buradan bileşenlere gelip buraya gradient da yazabilirsiniz. Gradient. Bu renk geçişi anlamına gelir. Bakın şöyle renk geçişi vardır. Şunu biraz büyütelim şöyle. Şöyle getirip şöyle büyütürsek sonra bunu sağ tıklayıp arkaya gönder dersek böyle bir şey olabilir. Mesela bunu da e, beyazı yaparsak böyle fena durmaz. Şunu da biraz daha ortalayalım. Şöyle e, şu Y taştığı için en fazla bu kadar oluyor. E, böyle bakın e, bunu tabii ki fonunu ayarlayabilirsiniz. Şuradan mesela bu açık maviden mora geçiyor. Beyazdan e, mora da geçebilir. Ama şimdi böyle güzel oldu. Ben şimdilik böyle bırakacağım. E, sonra arkadaşlar şu yanlara şeyleri ekleyelim. E, bu arada şunu da hemen şuradan kitle yaparsak. E, nerede o? Şu kitleye basarsanız bu artık sabit kalır ve hareket etmez. Bakın ettiremiyoruz şu anda. Bunu da söyleyeyim istedim. Şimdi arkadaşlar mesela buraya Instagram'ınızı yazabilirsiniz. Buraya Instagram yazdığınız zaman logo çıkar. Şöyle bir şey de çıkabilir. Ama ben şimdilik şunu alacağım. Şöyle büyütelim çok küçük geldi bu. Taşıyalım şu en sola. Şöyle en köşeye getirip şunu biraz büyütüyorum. Sonra bunun da rengini açık gri yapacağım. En açık, en açık olanından şunun aynı yapmak istemiyorum biraz daha bu vurgun kalsın bu biraz daha şey olsun sönük dursun Şimdi şöyle ortaladığımız zaman şöyle geldiğimiz zaman şu an fena olmadı Sonra şuradan metine gelip bir başka ekleyimden şunu biraz büyütelim Mesela Ahmet yazacağım Instagram adım bu değil ama kısa olması açısından Ahmet yazacağım Sonra şöyle getireceğim sonra buradan font seçeceğim Barlow Light iyi. Sonra bunu başına et koyacağım. Alt gerek Q ile et koyabilirsiniz. Şöyle silelim şunu. Sonra biraz daha font küçülttüğümüz zaman şöyle bir şey oldu. Sonra arkadaşlar bunun rengini de isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Bunun rengini de açık gri yapsam iyi olur. Dediğim gibi fontu da şuradan değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Barlow Light da yapabilirim. Ben tin de olabilir. Tin daha güzel oldu. Aynen Barlow tin galiba bu. Bakayım aynen Barlow tin daha şık durdu. Şöyle şu an fena durmuyor. Zaten bunu alta koyacağımız için böyle gözükmeyecek. Merak etmeyin. Yani böyle ortada falan gözükmeyecek. Sonra şöyle gelelim Şimdi şununla şunların arasında bir şey koyabiliriz. Buradan da bileşenlerden şunu kapatalım. Buradan mesela benim koyduğum arkadaşlar şuydu. Böyle bildiğiniz grafik şeyi koydum. Şunu biraz büyütelim. Yani ama güzel durdu. Buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela maviden mora geçiş olsun. Şu mavi de biraz daha koyu mavi olsun. Evet ben şöyle renkler seçtim. Şöyle açık mavi gibi bir renkle, şöyle beyaz gibi bir renk seçtim. Sonra arkadaşlar bunu küçültelim ve şöyle koyalım. Sonra arkadaşlar buraya Ctrl C veya sağ tık kopyala. Sonra sağ, şuraya veya şuraya sağ tık yapıştır yapacağız. Yapamıyoruz. O zaman CTRL artı V. CTRL yazar klavyenizde ve V'ye basarsanız şöyle gelir. Bunu da şöyle getirirseniz arkadaşlar. Bakın şöyle biraz aşağı indirdiğimizde şu an aynı hizadalarmış diğeriyle. Sonra arkadaşlar mesela buraya da YouTube'unuzu yazabilirsiniz. Veya Twitter fark etmez. YouTube yazacağım ben şimdi buraya. Şuradan hangisini seçeyim? Bakın bu pro bunu alamayız. Bu paralı yani para verirseniz alırsınız tabii ki de. Sonra ben şunu seçeyim. Bunun rengi ayarlanıyor olması lazım. Şöyle bak e, aynen ayarlanıyor sanki. Yok ortadaki şey ayarlanıyormuş. E, bu çok iyi olmaz arkadaşlar o zaman. E, şu ayarlanıyor mu? Bakın bu ayarlanıyor. E, o zaman bunu arkadaşlar bunu beyaz yapalım. Şöyle beyaz yapalım. Şunu da şöyle mor tonundan yapalım. Ortası boş gibi olsun. Sonra bunu da şöyle koyup şöyle Şuradan 88 200 küsür yapacağım. 201 yapacağım. Aynen şu iyi. Sonra buraya T metinden bir başlık ekleyin diyoruz. Diyoruz. Ee, ve buraya yine e, Ahmet yazalım. Ahmet yazdık. Sonra arkadaşlar bunu da şöyle koyduğumuz zaman şöyle ortalarını aynen şurası iyi. Sonra bunun rengini değiştirebiliriz. Ee, şöyle açık gri yapayım. Şunu da açık gri yapayım. Şunu da açık gri yapayım. Hatta bunu koyu gri yapsak çok kötü kaçar. Açık gri yapalım bunları da. Sonra şunun fontunu da BarlowTin yapalım. Ee, daha deminkine uyguladığımız gibi. Aşağıda yoksa... Heh şurada. Son kullanılanlarda. Ahmet yaptığımız zaman şunun boşluğunu da biraz azaltırsak. Ee, şu an oldu gibi sanki arkadaşlar. Şurada Instagram yazıyor. Şurada boşluk var şöyle. Şuradan zile açıp abone olmayı unutmayın yazıyor. Şurada boşluk var. Ve şurada Ahmet var YouTube var. Bunu yapabilirsiniz veya bileşenlerden şu boşluğa başka bir şey e, bulabilirsiniz. Burada milyonlarca milyonlarca şey var arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Mesela gradyanlar varmış. E, şöyle şeyler koyabilirsiniz. Yani hayal gücünüze bağlı bu. Tamamen her şeyi yapabilirsiniz. Biraz saçma bir cümle oldu. Farkındayım kusura bakmayın. Yani demek istediğim ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bileşenlerde çoğu şey var. Bazıları ücretli olmasına rağmen çoğu şey ücretsiz. Dediğim gibi her şeyi yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar, şimdi bunu indirelim ve OBS'e atalım veya montaj programında montaj programına da atabilirsiniz. Şuradan indire basıyorum. Sonra bu PNG diyor. Bunu ellemeyin. PNG her zaman yüksek kalitedir. JPEG falan yapmayın bunu. PNG'de kalsın. Sonra indire basıyoruz. Şu an indi arkadaşlar. Bakalım buradan da şöyle bir şey oldu. Sonra şimdi OBS'e gelelim. OBS'i alayım şuradan ben. Sonra arkadaşlar bakın ben de var zaten şu an şu görüntüyü kapatayım. Eklediğim sonra buradan görüntü diyeyim. Bu arada bunun yerini değiştirmemeniz lazım. Mesela ben bu, şu an ayarladım bunu seçtim. Sonra bunu şu aynen yani şu. Sonra bunu mesela driver klasörüne attım. Bu gider arkadaşlar yani bunun yerini sabit tutmanız lazım ve silmemeniz lazım. Görüntü ki buradan adını değiştirebilirsiniz. Tamamı basıp e, at'a basıp sonra ben bunu masa üstüne basıp e, şunu seçeceğim. Yani yaptığımız şeyi. E, tamam'a basarsak arkadaşlar sonra büyütüp ekranı şöyle koyduğumuz zaman bakın şu anda oldu. E, şu an şöyle yaptığım zaman şunu başka yere alayım. Şu an siz görebiliyorsunuz nasıl gözüktüğünü ben tam göremiyorum. Umarım iyi olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Evet videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. benden şimdilik bu kadar da görüşmek üzere.